Hazırsanız başlayabiliriz. Değerli basın mensupları, saygıdeğer iş ortaklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Terapark Tarabya basın lansman toplantımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz. Biz öncelikle kendi şirketimden ben bahsetmek isterim. Gökhan olarak biz sektörde turizm, inşaat, madencilik ve mobilya sektöründe faaliyet vermekteyiz. 35 yılı aşkın zamandır da inşaat sektöründe 500 bin metrekareden fazla alışveriş merkezi, iş merkezi, rezidans ve otel inşaatı yapmış bulunmaktayız. Şirket olarak Antalya'daki gücümüzü ve vizyonumuzu İstanbul'a taşımaya karar verdik ve böyle güzide bir projeye başladık. Gayrimenkul sektörünün uzun soluklu ve kalıcı bir şekilde ilerleyeceğimize inanıyoruz. Bu Terapark projesinde bu projede estetik ve lükslük ön plandadır. %80 kaba inşaatımızı bitirmiş bulunuyoruz ve bununla birlikte yeşil ve iç içe sorunları cevaplanmış bir proje ürettiği için Taha Mimarlık ve Tahra Bey'e çok teşekkür ederiz. Bu 16 bin metrekare alan üzerinde olan projemizin %50'si konutu oturum olarak dizayn edilmiştir. Diğer %50'lik kısmı da yeşil alan ve sosyal tesis olarak planlamış bulunmaktayız. Son öngörülen arazilerden biri Boğaz manzaralı bu Tarabya'nın eşsiz güzellik yerinde. Buranın en büyük özelliği 3. köprüye yakın olması ve aynı zamanda Boğaz manzarasında olmasıdır. Gökhan İnşaat olarak gayrimenkulde kalıcı değer katan projeler yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Burayla ilgili bir video izleyeceğiz. Daha sonra sözü Tala Bey'e ben vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaşam alanında ihtiyaç duyacağınız tüm
sizin temelinizden bahsetmek istiyorum. 15 yıllık tecrübemizde ne kadar 1,5 milyon metrekareden fazla projeye imza atmış diyebiliriz. Bunların arasında alışveriş merkezleri, oteller, ofis binaları, okul, yurt, cami gibi birçok proje var. Aynı zamanda birçok konut projesi üretmiş durumdayız. Bunların arasında yüksek katlı konut projeleri olduğu gibi az katlı konut projeleri de bulunmakta. Özellikle yaptığımız konut projelerinin birçoğu açıkçası lüks konut projeleri. Çalıştığımız birçok grup bu yönde projeleri takip lüks konut projesi olduğunca İstanbul'da en altta gelen yerlerden bir tanesi de Tarabya. Tarabya Terrafark bu bakımdan bizim için en çok özel gösterdiğimiz ve en özel projelerimizin bir tanesidir. Öncelikle lokasyondan bir miktar bahsetmek istedim açıkçası. Lokasyon olarak Tarabya, mimari tasarım kriterlerimizi belirleyerek önden bir miktar incelediğimizde İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Daha önce burası terapi merkezi olarak kullanılmaktaymış. Çok eski. Çünkü burası İstanbul'da kuzeyden gelen rüzgarlarla daha ılıman ve serin bir iklime sahip. Bundan dolayı geçmişte burası terapi merkezi olarak kullanılmaktaymış. Osmanlı döneminde ise Tarabya yeşilin ve denizin bir arada olmasından dolayı ismini Tarabiye'den almış. Şu anki ismi Tarabiye'den gelmekte ve keyifli yer anlamına gelmekte Osmanlı döneminde. Hakikaten günümüzde de Tarabya belki İstanbul'un en keyifli ve en özel lokasyonlarından biridir. Lüks konut projeleri adlı yer gibi de o yüzden burası çok özel bir bölge haline gelmektedir. Bizim Terrafark projemiz belki de Tarabya'nın en özel lokasyonlarından birinde yer almaktadır. Tarabya isminin hakkını veren bir proje olarak en tepede yeşili ve denizi kucaklayan bir tepede yer almakta ve önünde müthiş bir vadi uzanmaktadır. Bu vadiden yeşile ve geniş bir deniz manzarasına sahiptir. Bizim tasarım ülkemizi de açıkçası bu belirlemiştir. Projenin ana tasarım kriteri olarak manzarayı ele aldık. Şu an zaten bizim projemizin olduğu yerden görselde görmekteyiz. Bundan arazimizin fotoğrafı. Üçüncü köprüyü de çok net bir şekilde, görecek şekilde bir hakim tepe de yer almakta projemiz. Projemizde 13 adet blok yer almakta. Bu 13 adet bloktan bir tanesi özel bir villadır. Geri kalan 12 tane bloğumuzda bahçe dupleksleri ve çatı dupleksleri olmak üzere az katlı bir konut projesidir burası. Ve lüks bir konut projesidir. Bu 12 adet blok da 24 tane bahçe dubleksi, 24 adet de çatı dubleksi yer almakta. Çatı dubleksilerimiz 223 ila 243 metrekare aralarında, bahçe dubleksilerimiz ise 238 metrekare ile 268 metrekare arasında yer almaktadır. Biraz önce Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi, projemiz aslında 7,5 bölüm üzerinde inşaatın yapıldığı geri kalan 8,5 bölüm üzerinde ise yeşil alan ve sosyal donatı olarak, alanı olarak ayırdığımız bir projedir. Bu bağlamda bizi çok özel, çünkü çok geniş bir yeşil alana sahip ve Tarabya'nın herhangi başka böyle bir proje olduğunda çok zannetmiyorum. Bu 7,5 bölümlük inşaatın da tamamını inşaat olarak algılamamak gerekiyor. Buradaki blokların toplam oturum alanı belki de 2,5 bölüm civarında. Oturum alanları 7,5 bölümlük yerdeki 5 bölümde tekrar buradaki konutların bahçe alanları oluşturmaktadır. Biraz önce bahsetmiştim. Projemizin ana tasarım ülkesini manzara oluşturmaktadır demiştim. Biz de bloklarımızı yerleştirirken açıkçası ana temel hedefimiz manzara oldu. Ve en temel ögelerden biri de bütün alanlarımızda manzarayı olabildiğince yaşamın içine almak hedeflendi. Ön tarafta blokların ön tarafında yer alan yaşam alanlarında, salonlarda veya yatak odalarında olabildiğince maksimumda manzarayı içeriye almaya çalıştık. Bu bağlamda da
ön cephelerimizde yer alan camlarımız yerlere kadarken ve çok geniş cam yüzeylere sahipken blokların birbirlerine bakan yüzeylerde mahrumiyeti bir miktarda sağlayabilmek adına daha küçük cam yüzeylerine yer verdik. Burada yaşam alanlarımızdan görselerimizi görmektesiniz. Ana hedef olarak bildiğiniz gibi manzarayı içeri almaktı. Bloklarımızın yerleşimini bu bağlamda yapıp maksimumda birbirlerini etkilemeyecek şekilde yerleştirmeye çalıştık. Ana tasarım ülkelerinden bir tanesi de minimalist çizgiye sahip dönemimizin mimari anlayışını benimseyen bir çizgi olarak minimalist ve modern bir mimari tasarım anlayışı gösterdik burada. Projede kendi içerisinde ayrıca bir sosyal tesis bulunmakta. Kapalı havuz ve açık havuz şeklinde. Projemiz burada sunumun başında da belirttiğim gibi burası İstanbul'un en serin ve kurulma bölgelerinden biri. Dolayısıyla kullanılan malzemelerin bu alanda çok dikkat ve özenle seçilmiş malzemeler. Kullanılmış durumda cephelerde kullanılan malzemeler çok uzun yıldan dayanabilecek şekilde camlar özel seçilmiş camlar olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda yine güneş kontrolünü falan sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Minimalist çizgiye sahip bize çok özel ve güzel bir proje olduğunu düşünmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Söyle, konsept simitini sinema. Aynı zamanda bizim bu projemizde BQ konsiyer servisleri mevcuttur. Ben de sinemanıma bununla ilgili tanıtım yapması için, daha tanıtım değil ama daha hani kendini anlatması için söz vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bir Quintessential firması 2000 yılında Londra'da kurulan dünyanın en büyük konsiyer ve yaşam tarzı yönetim şirketi. İlk temsilcilik ofisini İstanbul'da 2004 yılında açıyor. Ardından dünya üzerinde 65'ten fazla şehire yayılıyor. Firmanın global olması tabii bu anlamda erişilmeyene erişim sağlıyor. Restoran rezervasyonundan butik seyahat organizasyonuna, biletleri tükenmiş bir etkinliğe bilet bulmaktan sanat danışmanlığına kadar çok geniş yelpazede hizmet veriyoruz. Tabii her ofisin, her 65 ofisin kendine ait bir tedarikçi ağı ve network var. Dolayısıyla üyelerimizin taleplerini rahatlıkla, hiç buradan kendimizin uğraşması gerekmeden ilgili ofise atayarak yurt dışından gerçekleşmesini sağlayabiliyoruz. Londra, New York, Moskova, Hong Kong gibi hub ofislerimizin bulundukları yerlerde bu tarz lüks konut projelerinde marka birliktelikleri oldukça yaygın. Fakat bu proje bizim için de çok özel çünkü Türkiye ofisi olarak ilk defa biz bir lüks konut projesinde yer alıyoruz. Dolayısıyla bizim de ilkimiz ve verimli olacağına canlı gönülden inanıyorum ben. Teşekkürler. Basının soracağı sorular varsa alabiliriz lütfen. Buyurun. Fiyat aralığı olarak metrekaresi net olarak 7 ile 10 bin dolar arasında değişmektedir. Bunlar önümüzde tabi bazı projelerimiz var kafamızda. Yani bir takım projeler var ama şu an için hani söylemek için erken, üstünde çalışıyoruz. Tabii ki bizim de amacımız bu tip projelere yenilerini eklemek ve bu alanda daha yeni projeler ortaya sunmaktır. Ben cevap vereyim. Aynı bölgede şu anda devam etmekte olan bir oluşumumuz var. Şu anda bu kentsel dönüşümden dolayı olan ve bir kısımda araziye sahibiz. Ve tabii etrafla anlaşıp bu kentsel dönüşümde o projeyi yatırız. Hattı zaten hemen bu projenin hemen arkasında yer almakta ama herhalde daha çok erken. Zannediyorum 2-3 sene zarfında o projeye de başlamış oluruz.
Hayır, arsa tamamen bize ait ve yabancı sermayemiz de yok. Yani bir finansörümüz de yok. Tamamen öz sermayeyle yaptığımız bir proje bu. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben söyleyeyim yani daireler minimum 1 milyon 800 bin dolarla 2 milyon 700 bin dolar arasında değişiyor fiyatları. Tabii konumuna göre bir şereflendirme yaptık. Yani denize yakınlığına ve de manzarasına göre bir şerefiye var. Fakat bunun dışında A ve B olarak iki tip konut tasarlanmış vaziyette. Zaten burada göreceksiniz. Onu hatta Taha Bey size anlatırsa daha iyi olacak gibi geliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi projede 13 adet blok bulunmakta. Bu 13 adet bloktan bir tanesi 500 metrekareye sahip bir villadır. Diğer 12 blokta iki farklı tip şeklinde tasarlanmış bahçe dublekslerimiz ve çatı dublekslerimiz bulunmakta. Bahçe dublekslerimiz 238 metrekare büyük alandan başlayıp 268 metrekare büyük alana kadar aralıklarda bahçe dublekslerimiz var. Çatı dublekslerimiz ise 223 metrekare ve 243 metrekare olmak üzere iki adetle 100 metrekaresini söyledim. Çatı dublekslerimiz. Sen cevaplar. Tabii ki ben verebilirim. Biz 35 senelik bir firmayız inşaat olarak. Genelde biz yani alışveriş merkezi yaptık, otel yaptık, iş merkezi yaptık, konut yaptık. Konutlar ağırlıklı aslında bakacak olursanız. Genelde de bu konutların hepsini öz sermayeyle yaptık. Büyük bir kısmını burada olduğu gibi. Ve bu şekilde hani yap-sat şeklinde. Yani şu anda Gökhan İnşaat Antalya'da en ileri gelen firmalardan biri yapsat alanında. Tamamı zaten, bunların tamamı kendi öz sermayesiyle yapılan ve şu ana kadar bitmiş olan konut projeleri. Ve tam olarak size rakam veriyorum ama 30'un üzerinde büyük proje gerçekleştirdik. Yani büyük proje derken 50-60 dairenin altına düşmeyen, hatta 200 daireye çıkan projeler yaptık. Ve bunların hepsi Lara bölgesinde, Konya altında ve şehir içinde oldu. Yani Antalya zaten biz lüks konutta bilinen ilk 5 firması arasına giren bir şirketiz. Bunun dışında bir turizm yatırımlarımız da var. Kendi otelimiz de var. Ayrıca da 2 tane de otel projemiz daha var. Bir tanesi %90'a gelmiş vaziyette. Diğeri de şu anda hala proje aşamasında. Ve başka da konut projelerimiz Antalya'da var. Valla şimdiye kadar İstanbul'a gelmeyi çok düşünmemiştik. Fakat 4 sene evvel, hatta 5 sene evvel İstanbul'a bir gelelim diye karar verdik. Zaten uzun bir arayıştan sonra ve uzun bir çabalardan sonra bu arsayı elde ettik. Yani bu arsanın da hikayesi 3 sene evveline dayanıyor. Yani 3 sene biz bunun projesiyle ve imalle uğraştık. Geçen yıl başında inşaata başladık, kazmayı vurduk. Ve 11 ay gibi bir sürede zaten kabayın %80'ini bitirdik. O zaman gelecek yani Kasım 2016'da zaten dairenin tamamı bitmiş ve teslim edilmiş olacak. Efendim? Hayır, yeni projemiz yine bu şekilde, yine 6.50, yani bu imarla aynı olacak, aynı yerde çünkü. Aynı yerde, hemen bu projenin hemen arkasında. Yine denize hakim bir proje olacak. Gelişecek olan projemizde. Hayır, aslında dışarıda bakacağız, onlarla bir anlaşma yoluna gideceğiz, yani başka türlü zaten olamaz. Bizim zaten kendi arsalarımız var şu anda orada. Yani daha bunu alırken daha evvel aldığımız arsalar da var. Şöyle söyleyeyim, Antalya'ya karşılaştığımız zaman da tabii ki İstanbul çok daha seçici, çok daha zor. Fakat biz de Antalya'da öyle yabana atılacak gibi değil. Yani Antalya'daki kişiler de çok seçici. Hatta İstanbul'dan daha seçici diyebiliriz. Çünkü lükse daha düşkünler. Çok daha büyük metrekareli istiyorlar. Nitekim biz şimdiye kadar Antalya'da
5 yıldız malzeme kullandık. Yani çok da yabancı değiliz yani. Çok da bir fark yok açık konuşmak gerekirse. Yani Antalya'daki satış fiyatlarımız da İstanbul'dan aşağı kalan fiyatlar değil. Çünkü hep villalar da yaptık, daireler de, büyük daireler de yaptık. Yani orada yüksekti fiyatlar. Tabii Terapark markası devam etmeye çalışacağız ama tabii biliyorsunuz artık arsalar tükeniyor. Yani şöyle söyleyeyim, Boğaz manzaralı butik, biz daha çok butik projeci olduğumuz için yani konvansiyonel inşaata gitmiyoruz. Butik projelerde maalesef arsa üretmek çok zor. Ancak kentsel dönüşümden güzel arsalar gelirse ve de becerebilirsek yapacağız ama arsa üretmekte zorluk çekiyoruz açık konuşalım. Ama biz konvansiyonel inşaatçı değiliz. Yani biz öyle 300 daire 500 daire yapan bir grup değiliz. Öyle bir şey de aramıyoruz yani. Evet, kentsel görüşebiliriz fakat daha butik olacak. Yani daha seçici ve iyi yerlerde. Yani biz daha arkalara girip de şöyle konvansiyonel inşaat yapıp da metrekare bazında satmanın peşinde değil. Hayır, biz butik inşaat yapıp güzel konutlar üretip onu satmanın ve marka yaratmanın peşinde. Zaten Terapark markasına devam edeceğiz. Bu Tarabya projesi inşallah daha ileride başka da olacak. Buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Söyleyeyim, planladığımız, yani biz tabii biliyoruz ama planladığımız rakam aşağı yukarı 70 milyon dolar civarında. Yani bu projenin maliyet değeri 70 milyon dolar. Evet, doğru. Hayır, bu şöyle söyleyeyim. Bu lansmanımız buradan bir buçuk ay, aşağı yukarı bir ay önce falan olacaktı. Lansmanımız. Fakat bu bombalama olaylarından sonra bir de çıkmak istemedik lansmana. Bir de çok da gereklilik duymamıştık yani hızlı yapmanı. Çünkü ortaya bir şeyler çıksın. Yani daha çok İstanbul'da şirketler gerçeği değil hayali satıyorlar. Biz ona gitmek istedik. Biz daha yapsatçı olduğumuz için ortaya çıksın. İnsanlar ne aldığını görsün. Üretelim ve ondan sonra alsınlar. Benim dediğim de buna böyle olmasına rağmen zaten biz inşaata başlayınca yani sağdan soldan gelenlere zaten %20'si satılmış vaziyette. Yani 10 daire satıldı. Zaten 49 daire %20'si zaten satılmış vaziyette projenin. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ahmet Bey cevap versin ona. Bizim daha çok inşaat, yani %80'i inşaat, %15'i turizm gibi diyelim. Diğerleri ek olarak. Hani çok fazla üstünde durmuyoruz ama turizmde inşaat üstünde daha yoğunlukta duruyoruz. Buyurun. Yabancı ilgilenen yatırımcılar tabii ki oluyor. Olursa tabii ki yapmak isteriz biz de. Yani şu an için öyle bir şey düşünmüyoruz. Başka sorusu olan vardı. Yok. Başka sorusu olan lütfen. Lütfen. Hayır, bu bir kentsel dönüşüm projesi değil. Kentsel dönüşüme faydalanabilirdik fakat biz ona gitmek istemedik. Şöyle söyleyeyim, buradaki KDV oranları bahçe duplekslerinde %1, çatı duplekslerinde %18. Olarak belirlenmiş vaziyette. Zaten mevzuatta onu gerektiriyor. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar Tarabey tam olarak? Zaten bizim verdiğimiz metrekareler tamamen brüt, belediye brütü metrekareler. Yani biz yapsatçıyız. Yani ve İstanbul'da ilk projemiz. Antalya'da zaten kalkıp böyle otoparkları falan filan kimseye lanse edemezsiniz. Biz ona alışık olmadığımızdan verdiğimiz daire metrekareleri brüt, belediye brütü dediğimiz proje brütü metrekareler. Yani bunlara biz satışlarda
işte depoydu, otoparktı, ortak alandı, havuzlu falan, bunları katmıyoruz içine. Yani bu tamamen zaten bunun projeye verdiğimiz bir katkı. Yani size biz 256-250 metrekare verdiğimiz zaman bu tamamen binanın brüt metrekaresi. Yani buradan 20 metrekare gibi falan bir şey düşerse demek ki 230 metrekarelerde net bir alan almış oluyoruz. Zaten fiyat hesaplaması da o şekilde yapıyoruz. Yani kalkıp da brütten verip işte 300 metrekare deyip ondan sonra nete döndüğü 190 metrekare bir net çıkışı yok yani. Efendim? O kadar bile tutmayabilir. O kadar. Yani o da zaten normal nedir işte asansör boşluğu, merdiven boşluğu artı duvarların kalınlığından doğru gelen. Onun dışında başka bir brüt kesintisi yok. Ve şu ana kadar 10 daire sattık. Yani %20 projenin satıldı. Zaten biliyorlar zaten bu bir butik proje. Butik proje. Her ne kadar biz 250 metrekare daireden brüt bahsediyorsak bile gelen alıcıların çoğu zaten iki daireyi birleştirmek istiyor ve 500 metrekareye çıkmak istiyorlar yani. Yani zaten o bölgenin alıcıları bu şekilde büyük daire istiyor ama biz tabii 250 ama istiyorlarsa birleştiriyorlar. Yapıyoruz. Problem değil. Yo, manzaradan dolayı da daha geniş salonlar istiyorlar. Daha geniş salonlar istiyorlar ki burada salonlarımız büyük olmasına rağmen onlar daha büyük salon istiyor. Tabi bu göz keyfe keder bir şey yani. Müşteri ne isterse biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Buyurun. Çin mimarı Talha Bey. Zaten kendisi biraz önce bahsetti. Kendisi tabii Talha Bey size cevap verebilir tabii. Zaten Talha Bey açıkçası Talha Bey'de bizim ilk yaptığımız konut projesi değil. Talha Bey'de herhalde 10 civarında konut projesi gerçekleştirmiş diyebiliriz. Sadece Talha Bey'de değil, toplamda 1 milyon metrekareden fazla, hatta 1,5 milyon metrekareden fazla proje gerçekleştirmiş diyebiliriz. Dolayısıyla bu bölgenin isteklerini çok iyi bilen bir yani buraya gelen insanların nasıl bir yaşamak istediğini bildiğimiz için projeyi tasarlarken açıkçası bu yönde tasarlıyoruz. Çünkü buraya gelen insanlar geniş salonlarda oturmak istiyor, geniş bahçe alanları istiyor, daha sosyal donatısı yüksek bir yaşam istiyorlar. Aynı zamanda konfor olarak da yüksek bir yaşam istedikleri için kapalı garajlarıyla, işte kapalı sosyal tesisleriyle butik bir alan istiyorlar. Projenin %60'ına yakını deniz görüyor. Yani biz blokları yerleştirirken zaten açıkçası hem maket modeller üzerinden hem birebir her dairenin nereye baktığını birebir analiz ederek bir yerleşim yaptık. Aynı zamanda çevre, yani sadece bu proje özel bir yerleşim yapmıyorsunuz tabii. Mimari tasarımı ele alırken çevre topografyasını ele alıyorsunuz. Hatta sadece çevre topografyasından ziyade biz bir projeye başlarken o bölgenin geçmişini de inceleyerek en uygun mimari tasarlamaya çalışıyoruz. Çünkü dikkat ettiğimiz unsurlardan biri de ekoloji. Burada bir inşaat yapıyoruz, tamam burada bir sermaye var ama İstanbul'da da katkı sağlayacak bir proje olmasına önem gösteriyoruz. Çünkü bu proje onlarca yıl burada yer alacak ve burada yaşayan herkesin beğeneceği, içinde yaşayanların da rahat yaşayacağı bir proje olmasına arzu ediyoruz. Benim bir sorum var. Şunu soracağım mesela, ben maliyette yetiştirmek olabiliriz. Burada beklediğiniz toplam çözümü nedir? Bu bir. İkincisi, Tanabya bölgesi, ünlüsünlerin de yaşadığı bir bölge. Size ünlülerden gelen bir talep var mı? Veya böyle bir satış gerçekleştirdiniz mi? Valla böyle bir satış daha gerçekten fakat gelen ünlüler var tabii. Ad veremeyiz fakat gelen ünlüler var. Hala hazırda pazarlık ediyorlar açık söyleyeyim. Ya bu da bu bölge çok ünlü var. Doğru söylüyorsunuz. Maliyetimiz 70 milyon, doğru. Satışımızda 100-110 milyon dolar civarında bir hasılat bekliyoruz.
Teşekkür ederiz. Benim sorum sinemanın olacak. BE grup olarak birçok haklarımızda bu konuklarla çalıştığımız ama İstanbul'da 2004'ten beri ilk kez BE konuk projesiyle çalıştığımızı belirttiniz. İstanbul'da bu 10 senedir neden birçok konuk projesiyle çalışmadınız ve bu zamana kadar yaptığınız çalışmalar ne şekilde oldu? Hangi bölgelerle oldu mu merak ediyorum? Bir Quintessentially markası aslında baktığımız zaman bir üyelik sistemiyle çalışıyor. 1500 pound'dan 35 bin pound'a kadar değişen üyelik segmentleri var. Münferit üye olduğumuzu düşündüğünüzde. Dolayısıyla birazcık pahalı diyebilirim bu anlamda. Yani daha asistans hizmetleri adı altında konsiyerj hizmeti veren firmalar olduğu için ve çok uygunluğa teklifler sundukları için ve bu konsiyerj hizmeti birazcık hani zurnanın son deliği gibi bir hizmet gibi gözüktüğünden gayrimenkulde. Dolayısıyla satın almacılar her zaman en ucuz teklifi veren, her ne kadar global olsun olmasın, konsiyerj hizmeti içermesin, daha farklı bir açıdan değerlendiriyorlar. Fakat yurt dışında bu asistans hizmetleri, gerek kredi kartlarının, gerek diğer şirketlerin çok yaygın olmadığı için Quintessentially oldukça bilinen ve her ne kadar fiyatı pahalı da olsa lüks projelerin oldukça birlikte yer almak istediği bir marka. Türkiye'de olmayışının sebebi buydu açıkçası. Birazcık pahalı oluşumuz. Ama TerraPark tamamen yeni bir bakış açısıyla İstanbul'da bu projesinde Quintessentially ile yani fiyatına her ne olursa olsun farkındalık yaratmak adına birliktelik konusuna sıcak baktılar. Dolayısıyla iyi. Bunun dışında bizim hizmet verdiğimiz, münferit hizmet verdiğimiz üyeler dışında bankaların bir segment kredi kartlarının konsiyerj ve seyahat hizmetleri vardır. Biliyorsunuzdur. Garanti Bankası'nın tek iğnelerinin. Onlar var. Ya bunların arasında işte American Express, Miles & Smiles gibi kartlara örnek verebiliriz. Dolayısıyla 7/24 işleyen aslında konsiyerj ve seyahat hizmeti veren bir Quintessentially tarafı var. Onun haricinde de gayrimenkul haricinde yine büyük firmalarla dönem bazı çalışmalarımız olabiliyor. Diyelim ki üst yönetim şirketlerinin seyahatlerini organize etmemiz gerekiyor. Onların evden alınışlarından otel rezervasyonlarına, gittikleri yerdeki katılacağı etkinliklerden restoran rezervasyonlarına gibi kurumsal dönem çalışmalarımız da olabiliyor. Ağırlıklı olarak müferit ve bankalar tarafından. Peki, TerraPark projesinde daire için bir anlaşma oldu mu? Yoksa yine de sizin kurumunuza üye olmak isteyenlerle çalışıyor? Şöyle söyleyeyim, zaten bir anlaşma yapıldı. Tabii ki bir ödemeleri var ama münferit kişiler bu ödemeleri yapacak ama biz daha evvelden onlar o anlaşma yapıp gerekli şeyleri yaptık. Yani daire sahip olan çok cüzi bir aylık ödeyip, çok cüzi bir aylık ödeyip devam edecek. Fakat ana anlaşmayı biz yaptık onlarla. Hayır. Şöyle söyleyeyim ben size. 1500 pound'un cüzi konut başına ödeyeceği ayda 15 lira olacak. Ödemeyi yaptık yani. 15 lira olacak, evet. Efendim? Valla aidatları tabii ki tam olarak şu anda bilemiyoruz ama zannediyorum aidatlar herhalde 600 ile 800 lira gibi arasında gibi rakamlarda çıkacak ama bunu çok sağlıklı olarak söylemek mümkün değil şu anda. Çünkü önümüzdeki Kasım'da inşaat bitecek. Tabii ki bir yönetim kurulacak. Ona göre bunun güvenliği var. Gerçi her ne kadar akıllı evse bile bunlar tabii ki bir dışarıdan güvenlik olacak. Tabii bu tamamen sitenin kendi içinde kalacağı kararlara göre biliyorsunuz. Ekstra hizmetlere göre bir şey aidat belirleniyor ama bizim tahminimiz 600 ile 800 lira arasında bir rakamın çıkması normal olacak ki bu zaten çok normal bir bölgede. Hatta düşük bile 800 lira rakam çok. Şu anda 1000 ile 1500 lira arasında değişiyor bölge. Teşekkür ederim. Siz değerli basın mensuplarına geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler.